Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kazanım kavrama testi 27'yi çözeceğiz. Polinomlara geçtik. E, ve birinci sorumuzla başlayalım. P polinomu vermiş bize. 8 x üzeri 6 eksen artı x üzeri 6 bölen artı 5 ifadesi bir polinom belirttiğine göre ne kaç farklı değer alabilir demiş. Burada arkadaşlar polinomun şartını kuralını hatırlayalım. E, eğer size verilen bir ifade polinomsa her bir teriminin arkadaşlar kat sayısının reel sayı olması gerekiyor. Bakın burada kat sayı 8, burada 1, burada 5 reel sayımdır. Evet. Ve ikisinin tüm kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar 6 eksi n ve 6 bölü n doğal sayı olmalı. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gidiyor. Peki bu nasıl sağlanır? Bakın arkadaşlar 6 eksi n'in doğal sayı olması için n sayısının 6'dan küçük veya eşit olması lazım. Peki buradan neyi söyleyebiliriz? Burada da arkadaşlar doğal sayı olması için n'nin 6'yı tam bölen sayıl sayılardan olması gerekiyor. Ben ikincisindeki sayıları düşünerek devam etmek istiyorum. 6'yı tam bölen sayılar nelerdir? 1 2 3 ve 6. Bir de bunların eksilleri. Yalnız eksilleri verirseniz arkadaşlar x'in kuvveti negatif olacaktır. Yani doğal sayı olmaz. O yüzden negatif bölenleri almıyoruz. Sadece bu dördünü alabiliriz. Peki bu dördü birincisi için de e, doğal sayı şartını sağlar mı? Bakın bulduğumuz sayılar görüyorsunuz. 6'dan küçük sayılar ve altı eşit sayılar. E, bu dördü e, birinci ifadeyi de doğal sayı yapacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz bir px ifadesi verilmiş ve diyor ki bu ifade sıfır polinom olduğuna göre c kaçtır? Arkadaşlar bir polinom sıfır polinomsa tüm terimlerin katsayılarının sıfır olması gerekir. Yani x kareli terimin katsayısı sıfır olacak. x'li terimin katsayısı sıfır olacak. Yalnız burada bakın düzenlemeye ihtiyacımız var görüyorsunuz. Bu parantezin içi sıfır olacak. Ve benzer şekilde sondaki sabitlerimizin de sıfır olması gerekir. Şimdi birinci ve ikinci eşitlikten a artı 2 b'nin sıfır olduğunu a eksi b'nin 15 olduğunu söylerim. Taraf tarafı çıkartırsam a'lar gidiyor. 3 b eksi 15'tir. b sayısı da eksi 5 olur. Bakın b'ye 5 verirsek burası eksi 10 ediyor. Sonucun sıfır olması için a'nın da artı 10 olması lazım. Bizden C'yi istemişti. C ise sadece sondaki sabit terimde var. Şimdi bunu düzenleyelim. B'ye eksi 5 dedik. A'ya 10 dedik. Ve bunu C ile de toplarsak sıfır edecekmiş. C'nin öyleyse buradan eksi 5 olması gerektiğini söyleriz. Yani cevabımız B olur. Üçüncü sorumuz her x gerçek sayısı için bir eşitlik vermiş. Eşitliği sağlandığına göre ABC çarpımı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar polinomların eşitliği sorusu. Burada yapmamız gereken şey şu. Sağ taraftaki ifadeyi düzenleyeceğiz. Ve polinomların eşitliğinden aynı dereceli terimlerin katsayılarını birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi yapalım bunu. x kare eksi x eksi 4 neye eşit olur? Dağıtıyorum bakın. ax kare eksi 2 ax atıyorum Artı bx kare artı 2bx dağıtıyorum. Artı cx kare eksi 4c. Şimdi düzenleyelim. x kareli terimleri düzenleyecek olursam a artı b artı c tane x kare artı eksi 2a artı 2b tane x ve eksi 4 tane de c. Bakın eğer bu iki polinom birbirine eşitse x karenin katsayısı burada bir. Buradaki x karenin katsayısı da bir olmalı. x terimin katsayısı eksi 1. Buradaki x terimin katsayısı eksi 1 olmalı. Sabit terim eksi 4. Sabit terim eksi 4 olmalı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sabit terimden yola çıkabiliriz. Eksi 4 c eksi 4 ise c'yi buldum hemen. c birdir. Devam ediyorum. Birinci terime bakın. C'yi bildiğim için birinci terime bakıyorum. A artı B artı C'nin yerine bir yazıyorum. Bunun bir olması gerekiyormuş. O zaman A artı B sıfırdır diyebiliriz. A ve B birbirinin eksilisi oldu. Devam ediyorum. İkincisine bakalım. A'nın eksi B'ye eşit olduğunu söylemiştik. İkinci ifadede A'nın yerine eksi B yazarsanız. O zaman 4B'nin eksi 1 olduğunu, B'nin eksi 1 bölü 4 olduğunu söyleriz. Bu durumda A da arkadaşlar artı 1 bölü 4'tür. A'yı B'ye bulduk. Peki çarparsak ne olur? Çarpımızda A'nın arkadaşlar 1 bölü 4 olduğunu söyledik. B eksi 1 bölü 4. C ise 1. Çarparsam eksi 1 bölü 16 bulurum. Yani cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü sorumuz bir Px ifadesi vermiş. Diyor ki Px ifadesi sabit polinom olduğuna göre P1907 kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar sabit polinomu hatırlayalım. X'li terimlerin hepsinin katsayısı sayısı sıfır olacak. Sadece sabit terimimiz sıfırın dışında bir sayı olacak. Bu durumda arkadaşlar ne deriz? Bakın Önce ilk iki verilen toplam şeklinde verilen kısma bakın. Burada e, x karenin katsayısının sıfır olabilmesi için yani x kareli terimin olmaması için şu parantezin içinin eksi 2 olması gerekir ki bunlar birbirini götürsün. Benzer şekilde x'li terimin katsayısının sıfır olması için c'nin de 3 olması gerekir. Peki sabit terimimiz nedir? Sabit terimi bulduğumuzda biz polinomun ne olduğunu bulmuş olacağız. Bakın b eksi 3a demiş. Burada ne vardı? 3a eksi b. Bunun eksilisi var. Demek ki burası 2. C'nin de 3 olduğunu bulmuştuk. O zaman bizim Px polinomumuz Px eşittir 5 şeklindeymiş. Siz x'in yerine isterseniz 1907 de yazabilirsiniz. Bu polinom yine 5 ile eşleşecektir. Yani cevap E şıkkı olacak. Beşinci sorumuz Px ve Qx polinomları için Px'in derecesi Qx'in derecesine eşit. O da 5'e eşitmiş olduğuna göre px eksi qx'in derecesinin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada p'nin ve q'nun derecesi 5 ise her ikisinin en yüksek dereceli teriminin e, x üzeri 5'li bir terim olduğunu söyleyebiliriz. Peki çıkardığımız zaman ne olur? Arkadaşlar iki polinom topluyorsak veya çıkartıyorsak derecesi en büyük olanın derecesidir. Yalnız burada bazı istisnalar söz konusu olabilir. Mesela px polinomu x üzeri 5 artı bilmem ne bilmem ne diye devam etsin. Q polinomu da x üzeri 5 artı bilmem ne diye devam etsin. Siz bunları çıkartırsanız x üzeri 5'li terimler birbirini götürür. Ne oldu? Dereceniz 5'ten daha küçük oldu. Eğer x üzeri 4'lü terimlerin katsayıları aynıysa çıkarttığınızda o da gider. Dereceniz 4 değil daha küçük olabilir. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Eğer siz e, derecesi eşit olan iki tane polinomu çıkartıyorsanız elde edeceğiniz polinomun derecesi bu derece yani 5 olabileceği gibi 4 de olabilir 3 de olabilir 2 de olabilir 1 de olabilir 0 da olabilir yani sabit de olabilir çıkarttığınızda. Dolayısıyla e, bu farkın derecesini alabileceği değerlerin toplamı bu sayıların toplamı olacak. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını ben direkt formülden yazıyorum. 15'tir. Yani cevabımız A şıkkıdır deriz. 6. sorumuz. Bir Px ve Qx polinomu verilmiş. Bunlar diyor birbirlerine eşit olduğuna göre C kaçtır diyor. Şimdi iki polinom birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir demiştik. Yani burada P polinomda x karenin katsayısı 8, Q'da da öyle olmalı. Peki A'dan 2'yi çıkarttığımda 8 olmalı. O zaman A 10'dur diyebiliriz hemen. Ve x'li terimin katsayısı 4 olduğu için A'nın 10 olduğunu biliyorduk. B'nin de eksi 6 olması gerektiğini söyleriz. Sabit terimin de 3 olması gerekiyormuş. Bakın A 10. B eksi 6 olduğu için burası da eksi 12 oldu. Peki C ne olmalı? sonucun 3 gelmesini istiyoruz. Bakın buradan eksi 2 geliyor. Eksi 2 ile 5'i toplarsak 3 olur. Bizden C'yi istemiş. Cevap D şıkkı diyeceğiz. 7. sorumuz. Px eşittir x küp artı 3x ve qx eşittir 3x kare artı 1 polinomları veriliyor. Hx Px ile qx'in toplamıymış. Olduğuna göre hx kare eksi 1 polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce arkadaşlar hx'i bulalım hx x küp artı 3x kare artı 3x artı 1'dir. Bakın bu açılım bize tanıdık geliyor. Bu x artı 1'in küpüydü hatırlayalım. Peki hx kare eksi 1 nedir? Bunu bulabilmek için x'in yerine x kare eksi 1 yazmalısınız. İfademiz buna dönüştü. Bakın eksi 1 ile artı 1 sadeleşir. x karenin küpünü elde edersiniz. Bu da x üzeri 6 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz. Bir px polinomu vermiş. Polinomun x üzeri 4'lü teriminin katsayısı kaçtır diye soruyor. x üzeri 4'lü terim nasıl elde edilir? x küplü terimle x terimi çarparsınız. Eksi -4 tane x üzeri 4 gelir. x kareli terimle x kareli terimi çarparsınız eksi 6 tane eksi üzeri 4 gelir. Ve sabit terimle eksi 4 terimi çarparsınız. 5 tane 4, x üzeri 4 gelir. Toplamından da arkadaşlar eksi 5 tane eksi üzeri 4 elde edersiniz. Dolayısıyla istenen terimin kas sayısı eksi 5 olacaktır. 9. sorumuz px bir polinom olmak üzere demiş bir eşitlik vermiş. P2x artı bir polinomunun sabit terimi 6, olduğuna göre p 2x artı 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar sabit terim dediği zaman x'in yerine 0 vermelisiniz. Dolayısıyla buradan elde edeceğimiz bilgi nedir? P 1'in 6 olduğu. Katsayılar toplamı dediğiniz dediği zaman bakın sabit terim deyince x'in yerine 0 verdik. Katsayılar toplamı dediğimiz zaman x'in yerine 1 vermemiz gerekiyor. Peki bir koyarsanız ne olur? P5 olur. Bunun ne olduğunu soruyor. Şimdi gelelim. Bu ipuçların dışında bir de eşitlik verilmişti. Peki eşitliği nasıl kullanacağız? Ve bu bilgiye nasıl erişeceğiz? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar P1 polinom x küple çarptığınızda buna eşit olmuş. Ben eşitliğin her iki tarafını x küpe bölüyorum. Bakın bu x küpler gidecek ve Px artı 1 polinomu kalacak. x küpe bölüyorum x küpe bölüyorum x küpe tüm terimleri bölüyorum şimdi tamamını x küpe bölebilirdim teker teker böldüm ikisi de aynı şey demektir burada yalnız şunu görmenizi istiyorum bakın x üzeri 6'yı x küpe bölerseniz x küp gelir çünkü tabanları aynı iken üstler çıkartılır benzer şekilde burada bölerseniz 2x gelir burada bölerseniz a gelir. Burada bölerseniz 2'den 3'ü çıkarttığımda bakın b çarpı x üzeri eksi 1 geliyor. Bir ifade polinomsa x'li terimlerin üssü doğal sayı olmalı. Bakın burada negatif bir tam sayı. Benzer şekilde burada üst eksi 2 olacak. Burada üst eksi 3 olacak. E, P bir polinom olduğu için bu tarz e, terimlerin olmaması gerekiyor. Yani sizin şu son 3 teriminizin olması polinom şartını bozduğu için mümkün değil. Dolayısıyla buradan derim ki A'nın C'nin ve D'nin sıfır olması gerekiyor. Çünkü bunlar ifademde bulunamaz bulunmamalı. Şimdi gelelim Px artı 1'i bu şekilde elde ettik. Elimizdeki bilgileri kullanarak artık A'yı bulabiliriz. P1'in 6'ya eşit olduğunu söylüyor. Bakın P1'i bulabilmek için x'e sıfır vermeliyim x'e 0 verdiğimde p1 direkt a değerine eşit olacak. O zaman a değerimiz 6'ymış. Peki p5'i nasıl bulabiliriz? Bunun için x'e 4 vermeliyiz. 4'ün küpü 64. 4 ile 2'yi çarparsak 8. a değerinde de 6 olarak bulduk. 64, 14 daha 78 eder. Yani cevabımız değişikliği olur. 10. sorumuz Px bir polinom olmak üzere demiş bir eşitlik vermiş buna göre P3x artı 2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar katsayılar toplamı dediği zaman x'in yerine 1 veriyorduk. Nerede verilen ifadede? 1 verirseniz bizden istenenin P5 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim bize verilen eşitliğe bir bakalım. Burada arkadaşlar eşitliği düzenleyeceğim. Tüm terimleri x küpe göre düzenleyelim. Birinci terim x küpün küpü. İkinci terim x küpün 8 bölü 3. kuvveti. Üçüncü terim x küpün 7 bölü 3. kuvveti. Ve son terimde sadece x küp. Neden bunu bu hale getirdim? Bakın arkadaşlar eğer x küp yerine x yazarsanız direkt p polinomunu elde edersiniz. 5 x küp artı a 2 tane x üzeri 8 bölü 3 artı a 2 b tane x üzeri 7 bölü 3 artı a eksi b tane x. Bakın arkadaşlar verilen bu ifadenin polinom olabilmesi için ortadaki bu iki terimin olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü polinomlarda x'li terimlerin kuvvetlerinin arkadaşlar doğal sayı olması gerekir. Burada rasyonel sayılar olmuş görüyorsunuz. Yani ben buradan şu sonuca gidiyorum. A değerimin 2 olması gerekir. Ve yani buranın 0 olması için A'nın değeri 2 olacak. Ve buranın da 0 olabilmesi için B değerimin de 1 olması gerekir. Dolayısıyla en sondaki terimimin kat sayısı da yine 1 olacaktır. P polinomumuzu da 5x küp artı x olarak elde edeceğiz. Şimdi bizden istenilen ifadeyi hesaplayalım. P5. 5 çarpı 5'in küpü artı 5. Bakın buradan 5'in 4. kuvveti geliyor. O da 625'tir. 5 eklersek 630 buluruz cevabımız E şıkkı olur. 11. sorumuz Px ve Qx polinomları için Px artı 2 Qx'in toplamının derecesi 6 ve 3 Px artı x üzeri 4'ün derecesi de 5'tir demiş. Olduğuna göre bir ifade vermiş. Bunun derecesi kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar iki polinomun toplamının veya farkının derecesini aldığınız zaman sonuç büyük olanın derecesidir. Dolayısıyla ilk baktığım yerden ya P'nin ya da Q'nun veya her ikisinin derecesi 6 olabilir diye düşünüyorum. Yalnız burada tamam kesin bir yorum yapamıyorum. Diğerine geçelim. 3px artı x üzeri 4'ün derecesi 5'tir diyor. Bakın bu ifadenin derecesi 4. Toplamı aldığınız zaman derece büyük olanın derecesi olur. E sonuç 5 çıktığına göre demek ki 3px'in derecesi 5, 3 px'in derecesi ile px'in derecesi de aynıdır. Yani p'nin derecesi 5. Şimdi birinci verilene dönüyorum. P'nin derecesi 5 ise toplamın derecesinin 6 olabilmesi için demek ki Q'nun derecesi 6'ymış. Büyük olanı seçeceksiniz çünkü. Toplamda ve farklı durum böyle. Topladığınızda veya çıkardığınızda derece büyük olanın derecesi olur. Peki çarpıp böldüğümüzde ne olur veya kuvvet aldığımızda? Şimdi Px karenin derecesini bulurken P'nin derecesinin 2 katını alacaksınız kare olduğu için. P'nin derecesine 5 demiştik. 2 katını alırsanız buranın derecesi 10 oldu. Bu parantezin içerisinin derecesi de 4 görüyorsunuz. Bunun derecesi 3 ve Q'nun derecesini de biraz önce 6 olarak bulmuştuk. Size arkadaşlar verilen polinomlar çarpım durumundaysa derecelerini toplarsınız bölüm durumunda ise derecelerini çıkartırsınız. Şimdi yukarının derecesi o zaman 14 oldu. Aşağının derecesi 9 oldu. Yukarı ile aşağı bölüm durumunda olduğu için 14'ten 9'u çıkarmanız gerekiyor. Buradan da cevabı 5 olarak buluruz. 12. sorumuz. Px polinomu Qx polinomuna bölündüğünde bölüm x kare artı 2x olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar siz bir A polinomunu B polinomuna bölerseniz bölümünüz C polinomu kalanınız da K polinomu olsun. Böyle bir şey verildiğinde size, böyle bir şey elde ettiğinizde iki tane şey söyleyebilirsiniz. Birincisi A polinomu B ve C polinomlarının çarpımına K polinomunun eklenmiş halidir. İkincisi ise B polinomunun derecesi her zaman K polinomunun derecesinden daha büyüktür. Şimdi bu bilgiyi düşünerek arkadaşlar verilenleri eşitlik olarak ifade edelim. P polinomunu buna bölüyorsunuz. Bölümünüz de x kare artı 2x'miş. O zaman ben ne derim? x üzeri 4 artı ax küp artı 2x kare artı 1 polinomu x kare artı 2 ile x kare artı 2x'in çarpımına bakın şimdi böldüğünüz polinom yukarıya baz alarak düşünecek olursak bx polinomu ikinci dereceden olduğu için kalan polinomumuz en fazla birinci dereceden olabilir. kx yazmak yerine ax artı b diyorum. Bu şekilde bir eşitlik elde edersiniz. Hatta oraya ax artı b demeyelim. A'lar karışmasın. mx artı n diyelim. Şimdi arkadaşlar dağıtıp düzenleyelim. A'nın ne olacağını buradan bulabiliriz. X kareyi dağıtırsam x üzeri 4 artı 2 x küp gelir. 2'yi dağıtırsam 2 x kare artı 4 x gelir. Bir de sonda mx artı n var. Bakın polinomların eşitliğinden biz ne diyebiliyoruz? Aynı dereceli terimlerin kas eşit olur. Buradan arkadaşlar x üzeri 4'ün katsayılarının eşit olduğunu görüyorsunuz. x küplü terimlerin katsayılarının eşit olması için a'nın 2 olması gerekir. x kareli terimde eşitliği görüyorsunuz. x'li terim yokmuş demek ki bunlar birbirini götürecek mi? X 4 olmalı. Ve sabit terim 1 olduğu için n 1 olmalı. Bu kısım bize lazım değildi. Yine de polinom eşitliğini görmeniz için yaptım. Cevabı zaten bulduk. Cevabımız D